bu yeni kurulan Alevi Bektaşi Cemevi Daire Başkanlığı Kültür Bakanlığı'na bağlı. Bizim de burada cemevimizin olduğu yer, aşevimizin olduğu yer, daha önce dernek bunu Kültür Bakanlığı'na verdi tapusunu. Buraya kültür binası, cemevi, aşevi yapıldı. Dolayısıyla buranın tapusu şu anda Kültür Bakanlığı. Bu daha önce Büyükşehir yasası geçmeden sanıyorum muhtarlığa tahsisliydi. Büyükşehir yasası ile birlikte muhtarlık da devreden çıkınca yani şu anda Kültür Bakanlığı'nın üzerinde. Dolayısıyla bizi daha çok işte Kültür Bakanlığı'na yanaştırıyorlar. Biz de bu Ali Rıza Özdemir'in yanına gittik. Yaklaşık bir 3 ay falan önce. Orada konuştuk tabii. Bizim oraya vardığımızda işte hoş sohbetten sonra dedi orada törenleri biz yapacağız Allah nasip ederse dedi. Bir dakika dedim ben. Hangi törenleri? Abdal Musa törenleri. Ya 40 yıldır Abdal Musa törenlerini biz köylüler, oradaki Abdal Musa bağlıları, Anadolu'daki, Avrupa'daki bütün Abdal Musa'yı seven insanlar bu derneği düzenler. Oradaki dernek baş olmak üzere. Bugüne kadar Kültür Bakanlığı sadece dedim belki afişlerde logosu vardır. Kültür Bakanlığı katılırlar deriz. Ve Kültür Bakanlığı her yıl o törenlere 3-5 kuruş verirse verir, vermese de çok da şey değil, önemli değil falan dedik. Bunu biz böyle bir şey kabul etmeyiz. Böyle bir şey de söz konusu olmaz zaten dedim ben. Biraz geri adım attı tabii bu. Yeni gelmiş, o zaman yeni seçilmiş. İşi de çok iyi bilmiyordu. Bir de dedim siz kuruldunuz ama bu halk sizde bir samimiyet görmüyor. Bir şüphe var. Yani bu böyle. Her şeyden önce cemevleri ahimde beklerken efendim burası ibadethane kabul edilirken zorunlu din dersleri ahimde beklerken cemevinin ismini bile tanımazken cemevi diye bir başkanlık kuruyorsunuz. Ayrıca bunu Kültür Bakanlığı'na bağlıyorsunuz. Yani bu şeyin doğasına ters dedim ya. Yani eşyanın doğasına ters. Hem bunu tanımıyorsun hem de gelip cemevi daire başkanlığı kuruyorsun. Yani gerçekten ben dedim zorlanıyorum anlamakta ama devletsiniz, iktidarsınız her ne olursa olsun ama dedim biz size bu şartlarda katılmamız mümkün değil. Yani bize de o zaman Ali Arif Özce Bey'in zamanında da gelmişti de işte bize katılın Kırklar Meclisi'ne girin siz de burada Kırklar Meclisi'nde olun falan demişti de o zaman da aynı şeyi söyledik. Biz dedik bunu bu şekilde kabul etmemiz mümkün değil. Aynı başkana da bunları söyledik. Buradaki işte Kültür Bakanlığı da buraya bir 15-20 milyon lira bir para ayırmış. Bildiğimiz kadarıyla. Bakan da gelmişti buraya ayrıca 2-3 ay önce. İşte buradaki kasabhaneyi düzenleyip aşevinin çevresini kapatıp efendim bu amfiteyatroyu güçlendirip bayağı bir eskidi. İnsanlar taşınmaz hale geldi. Yani bazı görevliler, memurları geldi. Bunları tespit ettiler. Buraya da bir belli bir ödenek ayrılmış bildiğimiz kadarıyla. Dedi hem biz oraya gelelim. İbrahim Özdemir Başkan. Yerinde görelim. Hem bir ziyaret ederiz. Dedi Abdal Musa Sultan'ın. Dolayısıyla geldi. İşte ziyaretimizi yaptık. Duamızı yaptık. Belli canlar da çağrılmış zaten Antalya'dan, çevreden, Abdal Musa bağlıları. Oturduk, biraz sohbet ettik. Aynen söyledikleri şunlar. Biz sizin içtihatınıza, işinize karışmayız. Erkanımıza, yolumuza, yordamınıza karışmayız. Biz sizin törenlerinize karışmayız. Törenlerinizi kendiniz yaparsınız, kendiniz yaparsınız. Bize de bir ekonomik görev düşerse biz de elimizden geldiği kadar size yardımcı oluruz. Bu konuda da biz kimseye zorla yardım götürmek istemiyoruz. Bize talep eden olursa
biz gelir elimizden geldiği kadar bu cemevlerinin masraflarını, efendim elektriğini, suyunu karşılamaya hazırız dediler. Ama kimseye de biz yolunu, yordamını, efendim erkanını, törenini biz yapıyoruz demeyiz, diyemeyiz. Zaten sizdeki talep de bu yönde. Bu şekilde biz size yardımcı olmaya bakacağız dediler. Fakir özellikle de yine söyledim. Ya dedim yine aynı şeyler biz konuşuyoruz. Orada cemevleri daha yasal statüye kavuşmamış. Efendim din dersleri bekliyor orada ayımda. Ben dedim siz cemevlerini tanımazken, yani yasal olarak cemevi ibadet haline kabul etmezken bunu kurup yardım etmesi dedim yine işin doğasına ters. Ayrıyeten 11 kişilik yönetim kurulu. Bu 11 kişilik yönetim kurulunu Cumhurbaşkanı atayacakmış. Oradaki bildiğimiz, öğrendim benim bu yazdıkları. Bu dedim bize kesinlikle ters bir şey. Alevilikte bir rızalık almalı. Alevilikte her yıl canlar Muharrem'den önce görülür, sorulur. Rızalık alır, aklanır, paklanır. Ondan sonra yolunu yürütür. Dedim bu insanları biz hata yaptığında kim sorgulayacak, kim bunları yargılayacak? Bizi Cumhurbaşkanı mı sorgulayacak, yargılayacak? Yani bu işler çok mantıklı, makul değil. Bunda bizim itirazımız var. Yine ikinci kalemde bir ansiklopedi yazması söz konusu. Bu ansiklopediyi kim yazacak? Hangi bilim insanları bunu yazacak? Bunu şeyden ilahiyattan çıkan insanlar mı bu bizim ansiklopedimizi yazacak? Hani bu dedim çok bize hoş gelmiyor. Yani nereden baksak, nereden tutarsak tutalım çok dedim samimi gelmiyor bu bizlere. Dolayısıyla bizim bunları kabul etmemiz söz konusu olmaz. Bizim binlerce, yüzlerce yıldır geleneğimizde, erkanımızda, yolumuzda, yolağımızda birçok terimler var. Birçok inanç bir, sürek bin bir. Her bölgenin kendine has ritüelleri var. Farklı şekilleri var, farklı semaları var. Yani bunları dedim nasıl yapacağız? Bunları nasıl çözeceğiz? Madem ki oturduk burada bir can cana sohbet ediyor. Ben de diyorum Alevi çocuğuyum. Ben de hiç inancımdan hiç taviz vermedim bugüne kadar. İşte onlarca kitap yazdım. Alevli en iyi ben bilirim filan diyor. Bu konuda da ilahiyatçılar ne kadar bizim ansiklopedisinin içinde olacak dedim ben. Bizde çok bu işi bilen insan yok. Olmaz dedim ya. Olur mu yani? Şimdi bizim edebiyatçılarımız, bizim tarihçilerimiz, bizim hukukçularımız yok mu ya? Biz Aleviler dedim daha önce başladık sizden okumaya yani bu memlekette filan bizim her şeyimiz var. Burada dedim biraz biz samimiyetsizlik görüyoruz. Bu iş yürümez. Bu iş yürümez. Ama iktidar gücü, devlet gücü.